Tekrar hoş geldiniz. E, açılış oturumumuz nispeten biraz ağırdı. E, şimdi bir buluşma için bir aradayız. Benim için bu çağıracağım üç insan çok kıymetli çünkü biz çok e, özel bir pazar kahvaltısında birkaç seri devam eden bir kahvaltıda böyle adım adım buluştuk ve tanıştık ve hani muhteşem bence ünlü benim için çok sana yani gerçek sanatçı ve e, üçü de birbirinden mütevazi hakikaten çok büyük bir keyifle sevgili Hatice Aslan, Ali Elmacı ve Bulut Reyhanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar. Geçiyorum. Merhabalar. <laughs> Vallahi Ali gel istersen ben? buraya gel. Yanıma gel istersen. Tamam. Nasıl yaparız? Böyle mi oturayım? Yani çok uzak Bulut, biz kaldı? oturduk böyle. Evet biraz bir, karşıdan daha küçük gibi görünüyormuş. Bayağı ben <laughs> gibi geldi <laughs> bana. Bulut böyle <laughs> böyle, sen de... oturayım, böyle oturayım. Peki. İyi. böyle kaldık. Merhabalar. Ee, şimdi orada moderatör yazıyor ama e, biz aramızda kimseyi almak istemediğimiz için benim yanıma moderatör e, yazıldı. Ee, bir hikayemiz var. Yazın başlayan. Ben Bulut Reyhanoğlu bu Bu arada. E ee, isterseniz önce bir kendimizi tanıtarak başlayalım. Ee, ondan sonra da hikayemize devam edelim Hatice. Ciğim. Merhaba ben Hatice Aslan. Oyuncuyum. Oyuncular devam edeceğim herhalde ölünceye kadar öyle görünüyor. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Merhabalar ben Ali Elmacı. Eee ressamım. Film yapıyorum. Eee <laughs> Baya canlı bir konuşum olacak belli. <laughs> ee, merhabalar ben Bulut oldu Film yapımcısıyım. Şey ee, Ali'ye <laughs> bu cümleyi söylettiğim için çok mutluyum. Çünkü e, bu yılın bence en iyi sergilerinden bir tanesi Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle sergisinde Ali ile beraber 3 filmimiz vardı. E, bunların ilkini Hatice ile Beraber yaptığımız, tadına bakınca kokusunu da aldım ve diğer iki filmimizle beraber sergide yer aldık. Ve buluşmamız bizim öyle başladı. Bu arada hemen şeyi söyleyeyim, niye buluşma? Aslı benden bir isim koyun dedi. Günlerce düşündüm, ne olabilir, ne olabilir? Bir de böyle hani etkisi olan bir şey istiyorum ama hiçbir şey bulamadım. Ne yapabiliriz diye. Sonra biz çok tesadüf eseri bir araya geldik. Ve bu buluşmalar, bu filmleri doğurdu. Ali, senden başlayalım. Ee, bu arada istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Yanlışım varsa söyleyin, uyarabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz için. Ee, şöyle oldu aslında. Ee, ilk pandeminin bitimi e, bir akşam, bir e, yaz akşamıydı böyle. Ee, Galerici Murat Pilevneli ile bir yemek yedik ve işte o zaman ben Pilevneli Galeri ile çalışıyorum ve bu işte birlikte çalışmamızın işte nasıl çalışırız, ne yaparız gibi böyle işte konuştuğumuz bir zamandı ve e, Murat'ın işte ya senin seninle bir hikaye anlatıyorsun e, resimlerinde bir e, devam eden bir hikaye nasıl olurdu yani hareketli bir hikaye nasıl olurdu diye aslında biraz böyle o fitil ateşlemesiyle başladı. E, sonra ben e, tadına bakınca kokusunu da aldım e, filmini işte. E, yazdım ya e, ne yapacağım yani sahnelerini belirledim hikayeyi belirledim yazdım ama tabii ki pandemi vardı ve işte o çok kolay değildi e, Çünkü o ilk o pandemiden sonra hala işte sokakta birini görsek yolumuzu değiştiriyorduk bir korku hali e, ve işte bu pandeminin bitimi e, geçtiğimiz yaza kadar neredeyse bu e, hikaye bir şekilde kenarda durdu ee, ve e, bir gün e, Elif dürüstle e, oturuyorduk atölyemde Elif'e bahsettim ya böyle bir şey var bir türlü hareket edemedik ne yapsak ne etsek dedi ve hemen dedi bulutu arıyorum ve düğüm <laughs> <laughs> çözüldü bulutu aradı ve e, biz kaç kere aslında bulutla e, daha öncesinde yan yana gelmiştik ama Böyle müthiş yoğun ve gecesi gündüzü çalışarak geçirilecek böyle müthiş bir dostluğun başlayacağı bir şey hikaye aslında Elif'in aramasıyla başladı. Harika. Ee, aslında e, hikayeyi Elif ilk anlattığı zaman çok heyecanlandım. E, ben uzun ben aslında tekstil ihracatçısıydım. Edi yaşında Edi yaşında kariyer değişikliği yaparak sinema sektörüne girdim lende ee, ve çekmeceler filminde e, ilk başta vardım ee, daha sonra e, Venedikte ödül An Anons filmini yaptık daha sonra e, işte diğer filmlerle beraber e, geçen sene gene Space sahnesinde Crossroads seçkin filmle beraber yer aldık bir belgesel yaptım e, ve değişik şeyler yapmayı seviyorum böyle bir teklifte gelince e, çok hoşuma gitti ve o arada e, bir Karakterler var ve karakter yaratmamız gerekiyor. Ali ile sürekli buluşmaya başladık. Ee, ve ne olabilir, i̇şte hikaye ne olabilir, tablolardan nasıl şey yapabiliriz diye. Ee, bir e, anne karakteri vardı. Benim zaten okuduğum anda Hatice dedim. Ee, sağ olsun Hatice'yi aradım. Çünkü böyle bir şeyi teklif ederken de çok dikkatli olmak zorundasınız. Herkesin programı oluyor. Olabilir, olmayabilir. Çünkü bu başka bir şey. Video art yapıyorsunuz. Ee, ya Hatice dedim bana dedim bir öğlen e, vaktini ayırır mısın sana bir şey anlatmak istiyorum dedim ve Hatice ile buluştuk. Evet ee, 20 yaşından beri herhalde anne karakterleri <laughs> benden soruluyor. yani diziler dahil Enteresan bir şekilde hep bir anne var benim yanımda ilginç bir şekilde ee, hani mutluyum da bundan dolayı ee, Bulut beni aradığında e, ben büyük bir heyecanla adın film var galiba bir sinema filmi geliyor galiba diye bir heyecan yaptım tabii ki buluştuk e, projeyi anlattı o an tabii ki gözümde bir şey canlandıramadım tam olarak sonrasında e, bu çalışmayı Plevenli Galerinin e, komple bize orayı inanılmaz bir, bir, bu toprak muprak her şey, o plevneli galeri burası. Ee, çok enteresan bir gündü. Ee, Gökay'ın bir kostümü var, üstünde Ali'nin e, kendi elleriyle yaptığı böyle tight, bayağı bir ayaktan giyiliyor. Parmaklar dahil, üzerine ten rengi bir şey giyiyorsun. Ali'nin de üzerine yaptığı şeyler var. O güller gerçekten gecenin bir yarısı, oturup yaptığı güller. Giydim dedim ki çişim gelmesin lütfen. <laughs> hiçbir şey, bugün hiçbir şey yemeyeceğim içmeyeceğim akşama kadar. Çünkü inanılmaz bir şey gerçekten. Onu giydim mi kalıyorsun. Çok da şık kıyafetlerde hepsi sağ olsunlar. Ee, bütün gün oradaydık. Bu arada gerçekten bir e, şölen masası var. Yani istakoz dahil. Onların da bozulmadan hemen çekilmesi için inanılmaz bir hızla çalışıyoruz. Ee, çok güzel bir gündü benim için. Yani gerçekten hani dışarısı gündüz biz o gece karanlığı gibi içeride inanılmaz bir atmosferdi ve çalışmaydı ve o yemekleri yeme sahnemizi asla unutamayacağım. <laughs> yani onu hemen gerçekten ona hemen size söyleyeyim. burada bu kadar çalıştım. firma varken e, sanata sponsor olun lütfen. Firma sahiplerine sesleniyorum. Bunun bir günde de çekilmesinin nedeni maalesef biz sponsor bulamamıştık. Evet. E, ve e, hazırlığımız e, bir buçuk aya yakın sürdü. E, kostümler ve setin hazırlığı. E, fakat hiç kimse bu filmlerin çıkacağını ilk başta inanmadığı için tek filmdi. Sonra zaten İki film daha yaptık bu filmin neticesinde. O yüzden de çok yoğun bir çalışma içindeydi ve biz Ali ile gece gündüz birlikteydik. Evet. Esas hikaye benim için çok özeldi çünkü hikayeyi anlattığın zaman çok etkilendim. Aslında evet. bugün anlatan bir hikayeydi. Hı -hı. Senden biraz da hikayeyi dinleyelim. Tadına bakınca kokusunu da aldım filmi aslında. Ee bir ailenin e, kurulu düzene karşı e, talan hikayesi kabaca anlatırsam e, bu e, aslanlardan referansla e, oluşturduğum bir aile aslanlar e, avlanırlarken ortak stratejiyle avlanıp hiyerarşik bir düzenle avlarını tüketiyorlar yani Ortak avlanıyor, en güçlüler en önce yiyor, zayıflar ve çocuklar en sonra yiyebiliyor. Tabii ki hepsi aç, istediği zaman istediği şeyi yiyemiyorlar ve kan kokusu çok cezbedici bir şey ve Herkes yemeğe saldırıyor. Ben zayıfım şöyle bir kenarda durayım gibi bir şeyleri yok. Herkes aslan payını almak istiyor ama bazıları ancak o payı alabiliyor ve yaralanmalar oluyor. Birbirlerini yaralayabiliyorlar ve karınları doyduktan sonra da aile duygusu tekrar oluşuyor ve birbirlerini yalayıp temizliyorlar. Yani açken korkmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben e, bugünün e, aslında e, bugünün Türkiye'sinin bir özeti olarak ele alarak ele aldım ve e, öyle oluşturdum. E, kurulu bir düzen var. O düzen aslında bir kültür var. Onu yani o sofra bunu temsil ediyor filmdeki. O sofrayı aslında doymak için değil, tamamen talan etmek ve dağıtmak için ve en çok payı gene kendisi alabilmek için her kimse e, filmde de e, böyle oluyor ve en sonunda hani bir, birbirleriyle boğuşuyorlar, itiyorlar, bağırıyorlar, e, kızıyorlar ve en sonunda e, o e, her, herkes kendi payını alabildiğini aldıktan sonra da e, tekrar bir kendi içlerinde bir barış ortamı, bir e, tırnak içinde huzur ortamı sağlanıyor. Eee tabii bu filmde bir de kurban var. O düzeni e, koruyan ve kollayan eee Sen Sebastian e, karakteri var. Eee Sen Sebastian da e, şey Romalı e, muhafızların komutanı, imparatorun baş koruyucusu. Ee, bir adam ee, ve bu Hristiyanlardan döneminde de Hristiyanlık suç o yüzden bunun Hristiyan olduğu öğrenilince işte aynen bir direğe bağlanıp oklanarak ölüme terk ediliyor vesaire. Ee, onu ben de burada aslında o düzenin koruyucusu ve kollayıcısı olarak ve e, ilk kurban olarak da e, kullandım. Kısaca bundan bahsediyorum. <laughs> ee, peki e Hatice sen ne hissettin? Çünkü Hatice seninle çalışmak inanılmaz e, ve ben yapımcı olarak hani yönetmen ve e, diğer ekiplere eminim e, çok şey e, katıyorsun ama yapımcı olarak da e, bu çok zor bir setti aslında baktığın zaman bir gün içinde ve e, çok sıcak bir ortamda Temmuz'un ortasında çektik. Evet. E, Hatice inanılmaz e, bu kadar profesyonel olmasına rağmen bütün provalara geldi. Ee, provayı e, hatta e, yönlendirmemize yardımcı oldu ve set günü e, artık ben akşamleyin şu şekildeydim. Çünkü sabah girdik sete ve o gün bitirmek zorundayız. Hani artık çekelim ve bitsin. Şuradan <laughs> dolaplardan çıkalım derdindeyim. <laughs> Hatice ona rağmen tekrar edelim bu sahneyi bir daha yapalım diyerek devam etti. Nasıl çalışıyorsun? Buradan başlayarak normalde çünkü hep anneyi oynuyorsun ama o kadar da güzel <laughs> bir şekilde o anneyi veriyorsun ki hepimiz sana aşık oluyoruz He. anne oğluna. Teşekkür ederim ya çok güzel sözler için teşekkür ederim. E, nasıl çalıştığımla ilgili gerçekten hani e, ya şey gibi o e, set başladığı an ya da işte tiyatro başladığı an ben kendim bir Zaman tünelinde gibi hissediyorum. O zaman tünelin içine giriyorum. Her neyse işte burada bir aslan ailesi e, durumu. Onun içinde sadece kulaklarım açık. Yani ne söyleniyor, ne ne yapılıyor dinleyerek ve e, sadece o şeyin işte tünelin içinde ilerleyerek yolumu buluyorum. Ne zaman ki set bitti deniyor, o zaman o tünelden çıkıyorum. Ee, bu çok büyük bir kolaylık benim için. Yani bu da e, iyi bir konsantrasyon gerektiriyor. Ee, ne zaman ki dikkatim dağılıyor, o zaman ne yaparsam yapayım yaptığım Her şeyde bir e, ya sakaralık giriyor ya bir şeyi unutuyorum. O yüzden bunu çok deneyimlediğim için olabildiğince e, yaptığım işe odaklanmaya ve konsantre olmaya çalışıyorum. Bir sürü işin de buradan geçtiğini düşünüyorum. Ya yani Ben çok inanıyorum. Bir de e, mesela Hatice bu yılın en iyi oyunlarından Küheylan'da sahne alıyor. Bugün Hatta bu akşam sezon. Soy'un oyunu var. Buna rağmen <laughs> ben mesela böyle bir şeyde o gün bir işim varsa e, hiçbir yere çıkmam. E, i̇ş bitene kadar e, o işe konsantre oldum. Ama Hatice bizi kırmadı. Bugün de buraya geldi. Ayrıca teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ee, peki Ali bu filmleri yaparken, mesela Ali de bu ilk filmi yaptığımız zaman... E, bir kere böyle bir kadro oluşturacağımıza bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Gerçekten. E, catering'den e, kıyafete, çok. makyaja, kostüme herkes e, inanılmaz çalıştılar çok ve iyi. çok profesyonel çalıştılar. E, i̇lk başta hiç böyle bir film çıkacağını kimse beklemiyordu. Bu Böyle bir kadronun bir araya geleceğini bilmiyordu. E, ki derdi de gene evet. aynı şekilde kan buldular muhteşem Kesinlikle. bir. Hani burada yayınlayamıyoruz filmi ama inşallah bir gün sizler de seyredersiniz bir yerde. Sonra Murat dedi ki bu filmler yetmez bize iki film daha yapın dediler ya. ve onların hikayesini bildiğiniz gibi. Evet sanki. yani aslında çok zor şartlarda kısıtlı imkanlarda ve kısıtlı bir sürede bir sürü şeyi başardık gerçekten hani bulutla yaz sıcağında böyle şarkanın en dibinde işte bulut takım <laughs> Ben yukarıda <laughs> e, bilmem ne yapıyorum. Ya yani, e, müthiş bir tempo. E, gündüz toplantı yap, akşam bilmem ne yap, geri dön atölyede çalış. Böyle, hani her şey aşırı yoğundu yani. Ben hayatımda hiç bu kadar e, yorularak e, bir şey hazırlamadım. Yani bu kadar yorulduğum bir zaman olmadı bir süre içinde yani bir geniş bir süre Onu içinde. Yaşadım çok ben. Key, yani çok da tatlı bir yorgunluktu. O iki filme gelince bir tanesi Aleyna Tilki'nin e, rol aldığı ve e, filmi için e, müziklerini yaptığı e, Beni Kendinden Fazla Sev. E, bir diğeri de Bahçeye de Çıkarız, e, Ahmet Rıfat Sungar'la Onur Ünsal'ın e, rol aldığı e, filmim. E, Onları hazırladık. Onlar da yaz sıcağından kış soğuğuna <laughs> iplik fabrikasında gerçekten böyle acayip bir macerayla ve çok keyifli Aa. bir... Cam yok şuraya. <laughs> pardon. Ben de bir an cam var zannettim. <laughs> evet pardon. Ee, Sözünü kestim pardon. Bu şeyi söyleyeyim. O kadar yazın koştururken bir de hazırlık aşamasında... Bütçemiz çok olmadığı için her işi biz Ali ile beraber yapmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Ee, aksesuar bulmamız lazım. Ee, Emin önünde arabayı park edecek yerimiz yok. Ee, ben araba kullanma, kullanamıyorum da zaten kullanmak da istemiyorum. Ali arabayı e, Emin önüne yaklaştırıyor. Ben koşuyorum, çiçekçilerden çiçek oh, topluyorum. Ben burada yok, Ali dönüyor, yok. tekrar beni alıyor. Bu sefer gidiyoruz başka bir yerden mum bulabilir miyiz? Hı -hı. Mum bulmaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir tempoydu. Evet. Peki e, bir yandan da ben senin e, o arada e, tabii ki sergi sadece filmlerden oluşmadı. Evet. E, i̇lk defa e, bildiğim kadarıyla zaten e, böyle kişisel sergin bu kadar büyük yapıldı. Hı -hı. Diğer bir yandan da her akşam Halil benim yanımdan çıkıyor. Resim yapmaya çalışıyor. Çünkü aynı zamanda evet. e, kaç tablo bitti? Sergi. yani toplamda 30 iş falan vardı fotoğraflar, resimler, videolar <laughs> hani ve sürekli bir çalışma evet, temposundaydı. Dört katlı yani Plevneli Galeriyi biliyorsanız <laughs> eğer 4 kat e... komple sergiden oluşuyordu. E bu bunları mesela ben şeyden çok etkilenmiştim. E, tablolarında e, av, avcılık Hı -hı. E, ve bir yandan da aslında sadece ee, resimle beraber e, bir takım objeler de kullandın. E, ben hep şeyi merak ettim. Hani e, bunları niye kullandın? Neden var? E, yeni dünyada artık e, sanatta böyle resmin içine bunlar da kullanılıyor mu? Biraz da onları senden dinleyebilir miyim? Ya aslında serginin e, konusuna yönelik şeylerdi. E, genel olarak serginin konusu ikiyüzlülüktü. yıllıktı. E, Dudaklarım öp, kalbimi hançerle e, ismi. Zaten bu e, duyguyu da veriyor. E, bu isim Karamazov kardeşlerde geçen bir cümleden türettiğim e, isim oldu. E, o, bütün genelini de e, serginin e, yani resimlerin kurgularını spaghetti western filmlerinden referans aldım. O, o filmleri zaten hani çok izlerim, bilirim. Müziklerini dinledim bir taraftan çalışırken beni motive etmesi için. Yani biraz böyle şiddet dozu yüksekti. İşte e, e, tüfek çerçeveler, işte hep bir av, avcı e, ...ilişkileri vardı. Yani Spaghetti Besser'nin... ...şöyle bir özelliği var. Ee, hikayenin ana karakteri, kahramanı... E, ...erdemli bir biçimde... ...başladığı yolculuğunu erdemli bir biçimde... ...bitirmiyor. E, işine nasıl gelirse öyle devam ediyor. O yüzden hani izleyiciyi de... ...çok şaşırtıyor ve çok da gerçekçi bir şey... ...ortaya çıkarıyor duygu ve... ...müthiş bir aksiyon içinde yapıyor bunları. Sürükleyici ve e, çarpıcı... ...filmler. E, en azından benim için öyle. Eee... Resimlerimde de ve aslında bütün o kurguda da bu, bunun hakim olmasını istedim. Yani e, bir e, her an her şeyin değişebileceğini, her şeyin olabileceğini, ee, ağaçten avcıya dönüşebileceğimizi biraz e, vurgulamak istedim. E, Genel olarak böyle ee, kullandığım objelerdi yani ee, resimle birleştirdiğim objelerse e, ya yani aslında o resme e, resme o duygusunu e, daha güçlü kılacak şeyler seçtim e, tasarımları e... aslında evet. bir yandan da şimdi ben e, yönetmenlerle ve senaristlerle çalıştığım için sen de bir yerde film yapıyordun zaten Hı -hı. yani sonuçta. Her tablonun bir hikayesi var aslında. E, e, evet, evet. Aslında Önce onu yaratıyorsun. Ha, ha evet. hikaye üzerinden yola çıkıyorum. Yani ve aslında e, tam olarak e, kendi başıma e, hareketsiz bir film yapıyor gibi. E, yani tabii ki e, film değil ama bir taraftan da film. Yani e, e, filmlerde e, bir taraftan resim. E, yani çünkü eski. doğrudan benim. Ya yani, o yüzden de film referans. yaparken mesela ben e, Ali ile ilk konuştuğumuzdan itibaren şunu e, istiyorduk <laughs> ikimiz de. E, tabloları nasıl canlandırabiliriz Hı -hı. diye. E, çünkü e, film yapan bir insan için hani e, imkansız gerçekleştirmeye evet. çalışırsınız her zaman. Bir hayali var Hı -hı. edersiniz. E, rolde de öyledir. Hı -hı. E, yapımcılıkta da öyledir. E, burada e, şeyi istedik biz. Yani Ali'nin e, çizgisinden uzaklaşmadan yoksa o filmi her şekilde anlatabiliriz. Evet. E, bu şekilde oldu ve e, Hatice mesela karaktere o kadar anında girdi ki makyajı biraz da... hızlı oldu ama <gülüyor> <gülüyor> hani çok daha hazırlanması gereken bir zaman olsaydı daha daha da bir şeyler çıkardı. Biz birazcık böyle ekip çalışması şey yani saçı Aha, daha bir evet. başka yapardık. Makyajı belki daha farklı ama gerçi oyuncunun şeyidir bu biraz. Hep daha, Daha şeyi iyi. vardır hay Allah bunu da şöyle diye ee, yani şimdi e, hep resim hep içinde oldum yani çevremde çok e, hatta ikinci şimdi ressam olduğu için çok fazla içinde oldum resim sanki hani biz yani ikisi de, yani bizim yaptığımız işte görsel sanatlar ee, sessiz olanı aynı şey mi sonra ses getiriyoruz Hı -hı. gibi geliyor bana hep. Yani seslendiriyormuşuz gibi, canlandırıyormuşuz gibi geliyor. Çok birbirine bütün e, sanatlar. İyi ki varsın. <laughs> Teşekkürler. Yani aslında şeyde o e, ilk filmde <laughs> burada yani... E, benim de ilk filmim sonuçta ee, ve ben kıyafet ve e, hani kostümü, makyajıyla insanları etrafta dekor, her şey hazır görünce zaten <laughs> Çok bir kere güzel. en başta ben şaşırdım. Aa, <laughs> ne oluyor? <laughs> Nasıl bir şey ya? Gerçi... Çünkü ne bileyim bir şey hayal ediyorsun, bir şey bir inşa ediyorsun yavaş yavaş ilerleyen bir şey birden gözünde canlanıyor. Gerçekten birileri o hikayenin bir karakteri olmuş ee, ve... Bir, bir oyun oynuyoruz hep beraber esasında evet. ve çok keyifli bir şey ve o oyunu herkes şimdi, oynamak için önce inanmak lazım yani ee, yoksa inanmadığım şey nasıl oynayacaksın Tabii. Ee, ve oraya inanın yani o oyuna inanılmış olduğunu görünce hem çok sevindim hem böyle içimden çığlık atıyorum hem çok duygulandım ee, yani bir, bir dünya var evet ee, ben o an daha da fazla inandım. Evet ya, tablonun yani canlısı. kuruyorsunuz hep Evet gibi. ve onu hani somut olarak görünce yani insan şey oluyor bir e, tuhaf oluyor. Evet canlanması güzel <laughs> evet. bir şey gerçekten resmin. Ee, bir de şey var yani e, ben e, dediğim gibi Hatice'ye teklifi götürürken Hatice'nin sanatı ve sanatçıyı çok sevdiğini bildiğim için <laughs> resim sanatıyla da ilgili <laughs> olduğunu bildiğim için Dedim ki bunu hani beni ancak e, bu anlamda Hatice anlar ve Hatice destekler diye. O yüzden hiç unutmuyorum yani o etilerdeki buluşmamızı. Ve dönünce hemen Ali'yi aradım. Ee. Hatice kabul etti dedim. Tamam dedim ee. ben. <laughs> Çok rahatladık dedim artık bundan sonrası <laughs> için. Teşekkür ederim. Ee, evet. Çok teşekkür ederim. Bizim için müthiş bir geçit. Peki yeni filmler olacak mı? E, bir onu soracağım. Bir de e, burada Ece Marbul'u görünce. Senin bir de mozaik çalışman da oldu, evet, evet. onunla ilgili değişik bir şey de sergiledin, biraz da onu anlatırsan çok benim etkilendiğim işlerden bir tanesi. Teşekkür ediyorum. ederim. Yeni filmler tabii ki olacak, bunu <gülüyor> en <gülüyor> sen <gülüyor> biliyorsun, <gülüyor> ha, <gülüyor> <gülüyor> olacak. Şu an hani üstünde düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bu hep benim üretimimin bir parçası <laughs> olsun istiyorum, <laughs> film. Ee, tabii ki resim yapmak gibi kolay bir şey değil. Atölyeye girip e, hadi bir tane film yapayım deyince olmuyor. Zor bir şey. En başta hani e, ciddi bir bütçe gerekiyor yani. E, ama olacak e, ve umutluyum. E, mozaik konusuna gelince de e, ilk kez e, bir mozaik yaptım bu sergi için ve beni o da çok heyecanlandırdı çok yani o mermer'in taşın e, yan yana gelerek bir resim oluşturması eskiden beri ve onu ben bugün kendi resmeme uyarlıyor olabilmem e, Benim için çok heyecanlıydı e, dua eden bir punk yapmıştım mozaayı e, o da devam edecek e, sadece yani o e, mozaik de e, biraz böyle film yapmak kadar zor olmasa da e, zor ve e, uzun mesai isteyen e, beden gücü isteyen bir iş e, hepsini gücüm yettiğince sonuna kadar kullanarak yapacağım devam edeceğim Harika. E, bu arada e, bize katılmak <laughs> isteyen e, soru sormak <laughs> isteyen var mı Ben çünkü sizi... <laughs> Başladım mı devam ederim ve susmam. Ee, aralarda e, katılmak isteyen olursa bana e, işaret verirseniz çok mutlu olurum. E, şu ana kadar da iyi götürdük galiba değil mi bilmiyorum. Hatice <laughs> peki biraz da senden o zaman e, konuşalım. E, yaptığın işleri biliyorum, Televizyonda bir yandan devam ediyor, tiyatro bir yandan devam ediyor, sinema filmleri devam ediyor. Hatice şöyle, ben bağımsız ve festival filmi yapan bir yapımcıyım. E, Hatice gene öveceğim ve o utanacak ama e, filmlerimizin e, paylaşılmayan yıldızı. E, yeni filmler, yeni projeler var mı? Proje seçerken nelere dikkat ediyorsun? E, yap, nasıl bir çalışmayı anlattın ama e, bu hani bir senaryo okurken ne, ne, ne seni cezbeden nedir senin mesela? Karakterin kendi ve ekip tabii ki yani kimin çektiği de önemli, koşulları önemli hani bir sürü şey bir araya geliyor senaryo, yönetmen e, oyuncu kadrosu e, bazen de bazı şeyleri evet diyorum çünkü ilk film oluyor e, ya da bir kısa film olduğu zaman Mutlaka yani eğer vaktim varsa mutlaka evet diyorum. Benim için de bir deneyim oluyor. Bazen çok e, yani olmayan bir şey de olabiliyor ama olsun. Hani benim için o da bir deneyimdir. Nuri Bilge'nin bir e, söylediği bir şey vardır. Olabildiğince Hatice çok film yap. Olabildiğince çok film yap. Çünkü onlar e, seni daha da ileriye götürecekler. O yüzden de o kulağıma küpedir. Elimden geldiğince sinema filmi olduğu zaman evet diyorum. Yani oyunculuğuma daha katkıda olabileceğini düşünüyorum. Ee, şimdi bir sinema filmi var. Ee, bir haftası kaldı. Ee, Trabzon'da Uzundere taraflarında çalışıyoruz. İnanılmaz bir soğuk bir suya girdim ve e, altı tekrar yaptık. Devamını işte haz Haziranın başında yapacağız. Şelaleden atlama sahnesini. Ki ben soğuk suya alışık biriyim. Yani bir ocakta bile denize giren biri olarak. O e, nehre girdiğim zamanki bir de böyle e, köylü çorapları, üzerimde gecelik, içimde bir şeyler. Tamam tamam sorun değil falan deyip girdikten sonra ta uzakta yani arka tarafta bekliyor kamera. Oraya kadar benim yüzmem ve arada da yürümem gerekiyor. Çünkü nehir olduğu için değişiyor zemin. Dedim ki Hatice <gülüyor> herhalde <gülüyor> burada kalacaksın yani o kadar nefesim kesildi öyle soğuktu of. ama e, yaptık. <laughs> Bu tip şeyler bana daha da böyle bir güç veriyor sanki e, onu başarmak insanın ne kadar aslında güçlü olduğunu isterse hani e, zihin olarak onu e, kendine telkinde bulunursa yapabileceğini ne kadar çok güce sahip olduğumuzu gösteriyor. Ee, "O filmin bakalım devamını çekeceğiz, çok da iyi gidiyor, Marife diye bir karakter, ee, Yaylalardayız sürekli. Güzel yani, bunun dışında herhalde cevapladım hepsini. Öyle. Ee, şöyle <laughs> e, ben e, Hatice bir parçasını gösterdi. <laughs> Gerçekten e, çektiği zamanlar da çok soğuk zamanlardı ve inanamadım. Ben Karadenizliyim Çamlıhemşinliyim. O bölgenin ne kadar soğuk olduğunu kışın biliyorum çünkü. E, ve e, ...dayanıklılığına dedim ki helal olsun... Ee, evet. ...yani o, o sahneyi... ...bir de birkaç kere de şey yaptınız... ...tabii mecburen ee, yani... ...üç kamera konulduğu halde... E, ...tabii ki açı olarak sürekli değişiyor... E, ...aynı kıyafeti çıkarıyorsun... ...sırılsıklan bir şekilde... <laughs> ...sonra tekrar yeni kuruyu giydiriyorlar... ...hemen ıslanıyorsun... ...tekrar çıkarıyorlar... ...hani artık ıslanmak istemiyordum... ...ayağımı suya soktum... ...ay yeter ya su, su istemiyorum... Bu arada ekip de aynı durumda herkes sulu sulu çünkü yağmur yağıyor Karadeniz iklimini biliyorsunuzdur. Yani herkes su içindeydi ya kar yağıyor ya yağmur ya sis zaten insanın bir şekilde o sisin de verdiği bir ıslaklık var nem var ee, inanılmazdı yani. O, o, onu bizim filme bağlayayım ee, biz şimdi yazı çektik <laughs> ve e, bazen filmlere ekstra sahneler ilave edilir. Ben de böyle çok çalışkan bir öğrenciydim. Hayatım boyunca saatli saatli çalışırım. Yönetmenin de son anda isteklerinden nefret ederim. Ve biz bütün sahneleri planladık. Yemeğin, o gördüğünüz masadaki bütün her şey gerçek yemek. Ve çekim saatine göre bir yemek planlaması yaptık. Çünkü soğutma sistemi yoktu. Bu saatte gelirse biz gayet rahat yetiştiririz dedim. Tam o anda Ali'nin içinden bir sahne ilave etmek geldi. <laughs> Ki Allah'tan ilave ettir çok e, giriş sahnesi ve çok da güzel bir sahne. <laughs> ee, bir anda o sahneyi yaratmamız gerekiyor. Hemen işte bank bulunduğu bir büyük bir e, orman tekrar yaratıldı. Bir anda bizim yemek sahnesi saat 2'de sekeceğimiz sahne gece sahnesine kaldı. Bir istakoz vardı. Ve istakoz var. Bunun kokusu. E, o gördüğünüz e, filmleri seyrederseniz böyle bir yemek yeniyor. Böyle e, çılgınca bir yemek yeniyor ama biz yemekten artık nefret ettik ve görmek istemiyoruz. Çünkü e, bir yandan o sıcaktan e, korkuyorum birisine ben bir de sana e, herkesi sigortalarım mutlaka <laughs> bir şey olur aman diyorum ne olur diyorum ağzınıza koymayın ama bir yandan da o kadar profesyoneller ki yemeye çalışıyorlar ben buradan ödüyorum ve gerçekten de o sahne bir büyük bir şey, şey halini çekildi. Soğuk su kadar sert. Bana o sahne platform filmini çok hatırlatır zaten yani çok etkilendiğim filmlerden biriydi. İnsan aç gözlülüğü ve paylaşımından uzaklaştıkça ne hale geldi gelebildiği ilgili. Ee, o şey. yüzden de hani çok iyi biliyorum senin çalışmak için <laughs> <laughs> ve e, bir de tabii şey vardır e, yönetmenler en iyisi alana kadar oyuncu tekrarı e, sever ama yönetmen daha da çünkü onun için de. Sonuna kadar bir daha, bir sahne daha. Çünkü bir şeyi çektikten sonra bir daha geri dönme şansınız yok. Ben hep şey söylüyorum film yaparken. Çekebildiğiniz kadar çekin. Kurguda oynayabildiğiniz kadar oynayın. Seyircinin önüne çıktıktan sonra bir daha geri dönüşü yoktur. O yüzden hiçbir şey kaçırmamaya çalışırız. Senin için nasıldı bu deneyim? Yani... E... Ya benim için çok heyecanlıydı. Yani o güne kadar oluşturmaya çalıştığım şeyin hani gerçeğini görüyor olmak, o hikayenin akışına şahit oluyor olmak. Yani söylenen şey çünkü hani istediğim şey bakınca dışarıdan bu ne saçma şey gibi gelebiliyor kulağa. Ama o saçma şeye inanmak ve onu uyguluyor olmak gerçekten hani e, çok e, etkileyiciydi. Beni çok e, motive etti. Daha fazla çalışmaya e, motive etti. Yani burada yaz sıcağında evet bir sürü eziyetti. At, at, diğer filmde buz gibi bir havada Aleyna'yı e, bir tane e, giydirip şeklinde. Yerler ıslak çim, buz gibi tir tir titriyor, ee, onu o vaziyette çektik, ee, şey, koltuğun sürüklendiği yer, orası belki 30 yıldır içine hiç girilmemiş izbe, basık bir koridor. O e, hava buz gibi gene e, yerlerde süründüler. E, o koltukla, Ahmetle Ahmetle evet Onur yani. ve onur. dedim ki film çekimin sonunda yani 40 yıldır bu saçma eylemi yapıyor gibisiniz. O kadar e, o, inanmışlardı ve motive olmuşlardı. Bu saçma <laughs> eylemin içindeyiz ama evet. <laughs> o sistemin içindeyiz zaten. O koltuk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o evet. Inanılmaz bir film. Evet. Yani. yani benim için gerçekten müthiş bir deneyimdi ve yani bunu yani bu bir ekip işi ve ve harika bir ekiple harika biçimde hayata geçirebilmek gerçekten çok kendi adıma gurur verici ve çok teşekkür ederim herkese. <laughs> i̇şte oyun oyun bu demin eee uh, bulut şeyden bahsetti. Hani e, tekrarlardan bahsetti. Zaten oyuncuyu oyuncu yapan da o tekrarlar. Evet. Çünkü diğer türlü hepimiz oyuncu olabiliriz bir kere de hemen hop doğaçlamanlar... Çünkü o tekrar zaten bir daha aynını yapmak, bir daha aynı duyguyla yapmak oyuncuyu oyuncu yapan şeyler ve e, inanılmaz da verimli oluyor her tekrarda çünkü bir şey daha katıyorsun. E, ...sakıcalı bir şey değil yani... <laughs> ...oyuncu için tekrarlar. Ya çok ilginç bir şey. Ben e, bu yani... E, ...Texas sektöründen bu tarafa geçtiğim zaman... ...o ilk keves iki filmde böyle bir... ...figüran gibi aralarda çıktım... ...kendimi gösterdim için yaptığım filmin içinde olayım diye. E, sahneye girene kadar... E, ...ya ne var işte... ...adam geliyor... E, ...kapıyı açıyor, ben bulut diyor... ...ne var bunda ki olmuyormuş onu... E, <laughs> Ve e, gerçekten e, böyle beş saniyelik, üç saniyelik sahne için e, böyle e, komalara girdim nasıl yapacağım, nasıl çıkacağım diye. Gerçekten hani bambaşka bir şey yaratıyorsunuz ve çok etkileniyorum. yani Bütün oyuncularımızdan, bütün e, hani tiyatroda olsun, sinemada olsun... E, o rolleri oynamak çok zor. Oradan çıkmak, rolden çıkmak bile çok zor. E, siz yeni karakterler yaratıyorsunuz ve hepsinde e, bir de mesela senin için çok ilginç bir tiyatroda e, inanılmaz bir karakter yaratıyorsun. Bu tarafta başka bir karakter yaratıyorsun. O geçişler nasıl oluyor sende mesela? Ay şimdi sorunca bir işte anlatabilmek galiba biraz zor gibi. E, dürüst olmaya çalışıyorum. Yani oyuncu olarak dürüst olmaya çalışıyorum. İçimde var olmayan bir duyguyu yansıtmıyorum. Yani çünkü hani ağlıyormuş gibi ya da işte o anda o duygunun içindeymiş gibi davranmak yerine biraz daha hani hırpalayan bir şey belki ama daha içinde yaşayarak yapmaya çalışıyorum. Öbür türü tamam yine oluyor ve daha bir teknik. Ben o teknikten birazcık mesela daha e, uzak kalmaya çalışıyorum. E, onun için de işte ciddi bir konsantrasyon gerekiyor ama tabii ki bu tiyatrodaki şöyle falan bir, bir konsantrasyon değil. E, o karakterin içinde olmaya çalışmak. E, Asla sen öyle. kendi içinden beslenerek oynuyorsun. <laughs> tabii ki, tabii yani ki. çünkü dediğin gibi oyunculukta birkaç metot var. Ee, ama sen kendi e, o o kadar o e, yansıyor ki bu tarafı o yüzden de hani Hatice Aslan, Hatice Aslan diyorum ben zaten. Yani içimde var olan yani bütün insanların içinde var olan duygular zaten o karakterleri biz bir şekilde kopyalıyoruz. Farkına varmadan çocukluğumuzdan itibaren gözlüyoruz. Ee, yani o yüzden mesela bu televizyon yayınları beni çok üzüyor gerçekten çünkü... Düşünüyorum çünkü o televizyonda yayınlanan şeyleri seyrederek ve ya da duyarak büyüyen çocuklar, yani nasıl bir şey beklersin ki şimdi 20 yıldır bir sistemin içindeyiz ve 10 yaşındaki çocuk şu an 30 yaşında. Sadece dış görünüşle ilgilenen, sürekli yemeğe ya da işte bir şeye sürekli çirkin sözcükler sarf eden yani birbirini sürekli eleştiren, birbirine garip garip bakan, yani böyle neşe neşemiz gitti. Yani bir iç neşemiz vardı. Bir garip bir şekilde hep bir bir eleştiri olsun ya, bir şey yapayım, mutlaka eleştireyim. Kusur hani sanki kötü bir şeymiş gibi kusurunu bulayım şeklinde bir yani bizim kendimiz olmamızdan çok uzaklaştık o yüzden bir şeklin içindeyiz farkındaysanız. Dudaklarımız aynı, saç biçimimiz aynı, giysilerimiz aynı. Kendimiz olmaktan çok uzaklaştık. O yüzden tekrar bir hatırlamamız gerekiyor kendimizi. Kendimizi hatırlamazsak ne oyuncu olabiliriz ne de başka bir meslekte var olabiliriz. Sadece birlerini taklit ederiz. Yine para kazanırsınız. Ama para kazanmanın yeterli olmadığını zaten herhalde herkes biliyordur. Ben de hep oradan yola çıkarak olabildiğince günlük hayatımda o doğallığı korumaya çalışıyorum. Yani e, bir toprağa bir borcum olduğunu biliyorum. Yediğim çekirdekten e, çekirdekli meyveleri çöpe atmaya kıyamıyorum. E, girdiğim tuvaleti e, pis bırakmaya e, içim el vermiyor. Yani kirli bir tuvalete girdiğim zaman bile kendimi orayı temizlerken bulmak beni çok Kendimi serideki hasta mısın Hatice ne yapıyorsun falan oluyorum yani. Fakat garip bir şey yani bu bir hocamın sözüdür. Bulunduğun yeri bulduğundan daha iyi bırak. Bu bir insanın kalbi de olabilir, bir e, tuvalet de olabilir diye bir e, övdü var. Ona uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, ne bileyim ben hani çok basit şeyler ama buradan başlıyor. Tuvalete girdiğim zaman bir genç kızın <laughs> şöyle şöyle o kağıdı Elini yıkayıp sadece kurulaması gereken bir kağıdı şöyle şöyle aşağı indirmesi çok üzülüyorum. Yani gerçekten diyorum ki ah keşke farkına varsa ne yaptığının, onun bedava olmadığının, ona tekrar döneceğinin keşke farkına varsa. Birçok şey yani bunun gibi şeylerin aslında bizi var ettiğini düşünüyorum. Elinizden geldiği kadar birbirinizi çevresel konularda uyarmanız yani meslek illaki yapılır ama... Iı, Bizim çevreyle ilgili artık politikayı bir kenara bırakıp inşallah yani e, çevreyle ilgilenmemiz gerekiyor. Elimizden gidiyor çünkü yani gerçekten öncelikli yerimiz dünya şu anda. Onun için de uğraşıyoruz zaten. Ali'nin yapmak istediği de bu. Ben de elimden geldiğince öyle var olmaya çalışıyorum. E, tüketmemeye çalışıyorum. Tabii ki tüketiyoruz. O da bizim insanın. Bedeli ve insan olmanın verdiği acı, o acıyı yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, ya yani çok güzel bir şekilde buraya geldin çünkü 6 Şubat'tan bir yana aslında farklıyız hepimiz yaşadığımız. E, deprem e, felaketinden bu yana hepimiz değiştik. E, ben e, o günden beri Antakya ve bölgesinde bir şekilde bulunuyorum veya oralarda e, faaliyet gösteriyorum. E, doğa o kadar ilginç ki en son gittiğimde Biliz Dayanışma Derneği Bir Ailem Daha Var kampanyası için gittim oraya. E, bir yandan e, bu tarafa bakıyorsunuz inanılmaz bir çiçek açıyor. Çünkü bahar. Ee, yem yemyeşil taraf ee, ve e, şeyi unutuyorsunuz. Diyorsunuz ki Aa, ne güzel bahar geldi. Bu tarafa dönüyorsunuz. Bu girişteki duvar beni çok etkiledi ki o hiçbir şey bilmiyorum. Bölgeye giden var mı içinizde? E, o hatta Aslıya şey söyledi. Bu gördüğüm fotoğrafların maalesef üzerinde yürüyoruz. Çünkü bilmiyorsunuz o yolda yürürken bir anda önünüzde bir ailenin fotoğrafı düşüyor. O anda anlıyorsunuz ki bir apartmanın üstündesiniz aslında. E, o yüzden de e, hani bu bir derstir umarım. Hepimiz o dersi almışızdır. Hepimiz işimizi doğru yapmak üzere bulunuyoruz yani acı resimlerini doğru anlatmaya çalışıyor ben filmlerimi doğru yapmaya çalışıyorum dolayısıyla da çevreyi koruyarak aynı zamanda yaptığımız işi de doğru yapmak zorundayız gibi geliyor bana yani çünkü ben hep şeyi söyledim orada hiçbirimizin elini zaten Antakya'dan veya o bölgeden çekmemesi lazım baktığım zaman hepimizin başına gelebilir Demin ki verdiğin örnek kağıdın ne kadar kıymetli olduğunu Suyun ne kadar kıymetli olduğunu, doğanın ne kadar kıymetli olduğunu orada görüyoruz zaten. Başımıza böyle bir felaket gelince anlıyoruz. Keşke bunlar unutulmasa. Çünkü biz bir sürü felaket görmüş bir toplumuz. Üst üste yaşadığımız bir sürü doğal afetler var. Ona rağmen gene bir şekilde unutup devam ediyoruz. Belki bu 21. yüzyılın getirdiği bir hastalık olabilir. Senin dediğin gibi bütün dünyada çünkü bu dayatılıyor. Hani siz çevreyi unutun, kendinize odaklanın diye bir şey var. Sadece bizde değil, bütün dünyada böyle bir imaj yaratılıyor. Dolayısıyla da bugün geldiğimiz noktada biz ve bizim gibi insanlar çoğalırsa... ...belki bu değişecek, dünya değişecek. Ali sen bunu tablolarında da anlatıyorsun. Çünkü beni ilk etkileyen, sonra Ali ile dönüp baktığımız zaman aslında... ...geçmişte de birçok kez... ...yan yana gelmişiz. Bu yolu birlikte yürüyeceğimizi... Evet. E, ...hatta şimdi baktığımız zaman biz zaten... ...berabermişiz diyorum. Evet. E, çünkü Ali'nin ilk tabloları beni çok etkilemişti. Sorgulayan bakışlarım var. Hı -hı. E, birazcık daha onları... E, ...anlatırsan sonunda da... ...bize sormak isteyen var mı? Bu arada Aslı <laughs> e, ben nasıl gidiyorum ...hiç bilmiyorum ama e, iyi mi kötü mü... ...birisi yorum yaparsa çok mutlu Sıkılmıyorsunuz, olurum. Sıkılmıyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arada ses çıkarın diyormuştuk. Arada da evet ya. <laughs> Seyircinin biz o uğultusunu severiz böyle ama bir <laughs> şey anlatmıyoruz galiba. Ben resimlerimi genelde rahatsız olduğum şeylerden yola çıkarak üretiyorum. Yani eğer bir şey üreteceksem, yapacaksam önce o durumdan rahatsız olmam gerekiyor. Beni sevindiren, mutlu eden şeylerin sadece tadını çıkarmakla yetiniyorum. Ee, ve e, resimlerimde e, aslında e, otoriteyi e, hiyerarşiyi temsil eden şablon bir figür oluşturmaya çalışıyorum. Yani e, cinsiyeti olmayan e, statüsü olan e, bir figür. E, yaşı da yok, cinsiyeti de yok, hiçbir şey yok yani evet. ve e, doğrudan izleyiciyle temas kuran, izleyicinin gözünün içine bakan e, figürler e, yapmaya çalışıyorum. Ee, ve bunlar genelde gülümsüyorlar. Ee, bakışlarda da figürlerimin bakışlarında da kendi bakışlarımı kullanarak onları otoportreleştiriyorum. Aslında ben bir şekilde e, kendimi e, oraya koyuyorum diyebilirim. Hı hı. Ve bütün bu kurgularımda bir mizah oluyor. Mizahı hani her zaman kullanıyorum. İzleyicinin işlerime bakıp böyle hani bakarım yani sergilerde ne hissediyorlar. Genelde gülüyorlar yani ve gülümsüyorlar, gülüyorlar. Kahkaha atanlar bile oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor bu durum. <laughs> E, bu kronometre bize mi çalışıyor? Şu anda kırmızıya döndü. E, bitirelim. Hatice bitiyor birazdan bitiyor. <laughs> yani çoğalıyor mu bitiyor mu anlamadım. Ben anlamadım. E, bir şu anda kırmızıya döndü bir panikledim dedim şey, ben. E, tekrara e, döndü. Şimdi şey, bitti. Şey, soru sormak isteyen var mı? Artık toparlıyorum. 50 yani. saniye. E, bir mikrofon varsa. Evet. <laughs> Merhaba, e, isim Mehmet. E, ben Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2006, 40 yaşlarındayım, aşağı yukarı. Hatice Hanım'a bir soru e, yöneltmek istiyorum, oyunculuğuyla ilgili. E, bir yerde okumuştum, bu e, Amerikan Psycho filmi için e, Kristen Bale, e, romanın yazarıyla bir restoranda buluşuyor, şey için seçmeler için, e, rolü almak için kafasına koyuyor ve kitabı okuduğu şekliyle e, Roman yazarının karşısına aynı o şekilde e, masaya oturuyor o şekilde oturuyor yani e, Romanın yazarı hmm. Brett Ellis hatırladığım kadarıyla çok ama çok rahatsız oluyor bu durumdan. E, ve belli bir süre sonra bundan o kadar rahatsızlık duruyor ki buna dur artık diyor yani yeter dayanamıyorum artık diyor ve sanki karşımda yazdığım şey karakter karşımda oturuyordu. Ben buna dayanamıyorum noktasına geliyor. Ee, sizin bir oyuncu olarak hani böyle bir bu kadar yani sizin çok başarılı buluyorum bir kere onu öncelikle söylemem lazım. Böylesine bir şey yapma, yapar mıydınız? Böyle bir proje gelseydi böyle bir şey yapar mıydınız? Sanki yapmak isteyeceğiniz gibi bir hava aldım sizden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunu size sormak Bugün söyleşi karakterinde Söyleşi. <laughs> 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 Peki. Ee, şimdi. Teşekkür ben, ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür Gerçekten. ederim. Ee, şöyle bir şey. Hala e, bizde yapımcılar, yönetmenlerde. Garip bir ön yargı var. Sizi nasıl gördüyse en son halinizle orada bırakıyor. Başka bir karaktere giremezmişsin gibi bir şey var gerçekten. Beni bu haliyle gördüğü zaman ki ben bunu çok yaşadım. Benim yaşımı unutuyor. Hani o role hani ben 61 yaşındayım. O yaşı oynayabileceğimi unutuyor. Ki son oynadığım karakterdeki fotoğraflarımı görüyor, aynı güzel makyaj yapmışlar diyor. Hayır diyorum. Hiç makyaj yok. Tam tersine olabildiğince salınmış ha halimiz. Ee, bir garip bir ön yargı var hala. Ben bir dönem e, Lale Devri diye bir karakter oynadım. Zümrüt karakteri oynadım. Orada kaldım. Mağazalara gittiğim zaman bile bana zümrüt kıyafetleri gösteriyorlardı. Yani zümrütün giyeceği kıyafet. Diyordum ki ben yok bu çok fazla bana falan yapıyordum. Yani e, normal hayatımda çünkü spor giyinen biriyim. Buraya size saygımdan e, bu şekilde geldim. Daha rahat ve spor giyiniyorum. Ön yargıyı yıkamıyoruz. O yüzden de evet biraz senaryoyu okuyup gittiysem eğer ki genelde bizde şöyle bir şey de var. Senaryo sonra geliyor. <laughs> bizde öyle bir şey de yok. Biraz yani yurt dışı ile kıyasladığımız zaman menajerlik sistemi de bizde yok. Ajanslar var. Sen ünlüysen seni alıyor ve senin üzerinden para kazanılıyor. Sana aracı oluyor. Senin e, hukuki şeylerinle ilgileniliyor genelde. Yani birini alıp da yaratmak diye bir şey yok. Var olan ve o yolunu görüyor. O yolda iyi ona göre alıyor. Çok üzülüyorum. Çünkü bir sürü arkadaşlarımız var. mezun olan ve görünür olmak isteyen arkadaşlarımız. O yüzden de gidiyorlar televizyondaki o yarışmalara katılmak zorundalar. Gayet doğal hakları çünkü başka türlü nasıl görünür olacaklar. Bizde kurulması gereken şeylerden biri o. Evet, ön yargı olduğu için eğer biliyorsam karakteri e, ona göre o kadar delice bir şeye gerek yok bizde. <laughs> Bence. Yani m, garip bir şey. Daha yeni Acun'un bir işi vardı. Hatta Demiş ki o demiş çok böyle e, Fransız tipli bir kadın olmaz demiş yani o rolü olmaz dedi. Arkadan ben gittim Zümrüt'ü Ankara'da e, Ülfet karakterini oynadım. Ben bile yani diyordum ki nasıl yapacağım ya bunu ben şimdi ne yapacağım falan diye. Ama öyle bir hani e, dediğim gibi başlıyorsun araştırmaya o dili konuşmaya evde bile o dili konuşuyorsun dışarıda onu yapıyorsun falan derken oluyor zaten olmaması. Hepimiz e, şekil değiştirebiliriz çabalarsak ne tarafa doğru çabalarsak. Öyle bir şey ama oyunculuk keyifli bir şey. Öyle de çıkılmasının bence oyuncu için bir sakıncası yok. Çünkü çok eğlenceli. Karşının tepkilerini gözlemek eğlenceli bir şey olsa gerek. Yani çok dehşet verici gelmedi bana bu durum. Ee, ben yapımcı olarak cevaplandırayım. Ee, Karşınızda bu kadar iddialı birisi gelirse korkuyorsunuz. Yönetmen de <laughs> korkuyor. Çünkü filmi sabote de edebilir böyle. Ee, Uymayabilir. Yani, o, e, şey, e, o yüzden de e, çünkü bazen e, bizim e, yaratıcı kısımlardaki insanların özellikle e, kendinizi durduramıyorsunuz. Ben de durduramıyorum mesela. E, yani hani ne daha ne yapabilirime dönüyorsunuz. O yüzden de ben yapımcı olarak mesela hani bir çizgide durmayı severim. Ama Hatice'nin dediği gibi... E, bir şekilde biz isimlendiriliyoruz. Benim mesela ismim festivalci nedense. Yani çünkü <laughs> ben de art daha <laughs> filmler. <laughs> ya yani, o şekilde e, yani çok şükür e, gittiğim festivallerde de ödül alıyoruz ama hani bir şekilde adım ben de hatta şey diyorum ya bir komedi filmi yapayım da para kazanayım Ay, ben artık. Çok yani mesela hani festivalden yani. bir şey olmuyor çünkü. Olmuyor. Ama bana da komedi filmi gelmiyor mesela yap diye. Bana da festival filmleri geliyor. O yüzden de e, bu bu şekilde ayarlanıyor. Evet. Ee, bu halen daha kırmızı yanıyor. Aslı biz kalkalım mı? Ne, ya, onu bilmiyorum. <laughs> Aslı küçük küçük gelmeye başladı. <laughs> evet başka sorusu olan yoksa toparlayalım istiyorsanız. <laughs> Merhaba. ben da mimarlık öğrencisiyim. Benim sorum Ali Bey'e. Ben serginiz son kapanış gününde ziyaret etme fırsatı bulmuştum. O gün de özel bir turunuz vardı. Oradaki tablolarınızda böyle gül bezemeleri var tablolarınızın çevresinde. Onlarla ilgili Hristiyan ikonografisinden esinlendiğinizi söylemiştiniz. Ve oraya aslında o iki yüzlülüğün getirmiş olduğu rahatsız edici hissiyatı kırmak için koyduğunu söylemiştiniz. Ama aksine ben oradaki iki yüzlülüğü desteklediğini düşündüm. Ve çok etkileyici buldum bunu da. Bu isteyerek mi yaptığınız bir şey? Yani hani desteklemek için de mi aynı zamanda oraya yerleştirdiniz? Bunu merak ediyorum. Yani aslında tabii ki bir kontrast etkisi oluşturmak için yapıyorum. Onları Cusco School resimlerinden yola çıkarak yaptığım bir şey. Hı -hı. Resme yeni bir espas katmak ve biraz da aslında biraz da eğlenmek istiyorum işin gerçeği. Orada çünkü bir çerçeve oluşturuyorum. O konunun... ...dışında bir şey yapıyorum. Ee, yani o Cusco School resimlerinde evet, e, biraz e, izleyicinin odağını e, resmin merkezine almak ve e, o çiçeklerin e, içinden ikinci bir espasla e, onu göstermek için yapılıyor. E, e, ben de doğrudan bu amacı kendime ediniyorum ama bir taraftan da gerçekten orada o an yani günlük gibi bir şey bazen hiç çok alakasız bir şey Instagram'da gördüğüm herhangi bir arkadaşımın bir story'de paylaştığı bir şey de alıp oraya koyabiliyorum biraz eğleniyorum açıkçası onu yaparken ve netice aslında aynı yani elbette ki o çerçevenin içinden bakmak yeni bir espas biraz oradaki konuyu güçlendirmek ama izleyici bir yani bir bir ön aşamaya almak şöyle bir resmin gerisini alıp biraz daha böyle yeni bir çerçeveden bakmasını sağlıyor çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Önde bir beyefendi. Öncelikle teşekkürler. Çok keyifli bir sohbette dinlemesi. bir sorum olacak. Sinemanın gidişatı hakkında nereye gidiyor diye. Yani bir hikayenin, şimdi fotoğraflara bakınca bir kere daha nasıl gördüğüm film, filmlerden sekanslar da aklıma geliyor. Sinemayı özlediğimi de düşünüyorum. Çok sevdiğim sinemayı, gitmeme rağmen. Sinemayı özledim derken hani sinema sinemayı. bir hikayenin, bir kurgunun sinematografik bir şekilde anlatıldığı mecra sinema salonunda birken ve bunu belki toplum bir yere getiren mekanlarken bunu giderek farklı mecralarda, iPad'lerden, Netflix'ler üzerine insanları ayrıştıran bir evin içinde dört bireyin dördünde ayrı ekranda başka bir şey izlediği bir şey dönüşme süreci de gözüküyor. Bu ee, ne düşündürüyor sizlere? Bunun cevabını belki işbirimiz, hiçbirimiz bilmiyor olabiliriz ama bence ciddi bir tehdit. Hep şeyi düşünüyorum. Torne Cinema Paradiso'da nasıl bir köyü bir araya getiriyor ve hani nesilden nesile geçiş, birbirleri ilişkileri, dalga geçmeleri ama hakikaten toplumun çok önemli tutkalı sinema. Ve bizde de Türk sineması ile bakıldığımız zaman hani bütün oradaki hocalar, emek verenler hani şu anda da konuştuğumuz gene o sinemanın bana tekrar e, bir izi ve sinema dediğimiz şey şu anda başka bir tehdit mi karşısındaki bir dönüşüm mü? Ama çok farklı bir şey değil mi? Bir e, bireysel bakılan ekranda bir filmin veya öyle bir eserin tüketilmesiyle bir salonda beraber izleyerek izlenmesi diye sormak istiyorum. Ben mi? <gülüyor> Aa, <gülüyor> şöyle bir şey. Teknoloji o kadar ilerledi ki çözünürlüğü çok yüksek. Ee, şeyler var artık önümüzde. Yani e, her türlü seyredilebiliyor aslında artık sinema. Fakat insanın insana ihtiyacı var. Yani birlikte e, paylaşılan ve seyredilen şeyin anlamı çok farklı. E, şimdi her zaman sinema salonunda iyi bir perdeye sahip değiliz. Yani e, gerçekten. Ee, hele ben o kandaki sinema perdesini gördükten sonra <laughs> çok az yerde gerçekten bir sürü e, üç maymundan dolayı dolaşmadığımız yer neredeyse kalmadı. Uzakta o dahil. Ee, gerçekten o perdenin çok büyük e, önemi var. Ee, ayarının çok büyük önemi var. Teknik olarak mutlaka film öncesi ayarlanması gerekiyor ki o tip şeyler de olmuyor genelde. O yüzden bazen e, çözünürlüğü yüksek bir... E, yani televizyon ya da bir perdede seyredilmesi belki daha da doğru olabilir. Fakat sinema, sinema salonunda seyredilir o çok doğru. Çünkü birlikte o duyguyu paylaşmak bambaşka bir şey. İnsan insana muhtaç. Ee, Bireyselliğe karşıyım yani ben bu arada. Şöyle bir şey ben bugün sabahleyin bununla ilgili bir dersteydim bir üniversitede. Dünya değişiyor, her şey değişiyor ve biz de e, film yapanlar olarak ona uymak zorundayız aslında. Dijital platformlarda filmlerimiz olmak zorunda. Ama bir yandan da sinema şöyle maalesef pandemiden bu yana e, sinema salonlarına kimse gitmiyor gibi bir şey. Yani o sayılar bir film yapması için hele ki bugünkü konuşularda imkansızı çıkartıyor. Bu Amerika'da da böyle dünyanın her yerinde bu şekilde oluşuyor. E, Hatice'nin dediği gibi bir salonda bir sis filmini aslında buraya gelene kadar... Ee, o kadar şimdi mesela bu film şu anda şu gördüğünüz rengin koyuluğu beni o kadar burada etkiliyor <laughs> ki ben bu ışığı yapana kadar <laughs> e, işte Ali bu şeyi yapana kadar ama gösterdiğiniz yerler çok önemli. E, dolayısıyla biz bunun için çalışıyoruz. Hatta ben hiç unutmam Venedik Film Festivali'nde sabah 5'te e, Lide da işte e, festival oluyor. Salona girdim. 4500 kişi ve o ışığı kontrol etmek zorundaydım. Evet. O sesi kontrol etmek zorundayım. Yönetmenimle beraber ...bütün hepsini kontrol ettikten sonra, okey verdikten sonra filmi gösteriyoruz ama... ...tabii böyle bir şansımız yok. Her salonu kontrol edemeyiz, böyle imkanlar da yok. Dolayısıyla da sinema gene olacak. Ee, hatta Amerika'da Tarantino'nun kurduğu bir sinema var Hollywood'da. Ee, ve sadece böyle e, cuma cumartesi kendi filmlerini gösteriyor. Bazen gişede bile duruyor. Hafta içi de eski 30'ların filmlerini gösteriyor... Hiç boş yer bulamazsınız. İnsanlar o siyah beyaz filmlere gene gidiyor. Ben her zaman şeyi söylerim. Gene insanlar sinemalara gidecek ama... ...çağda uymak zorundayız. Bir şekilde onları işte... ...platformlarda hep beraber izleyeceğiz. Belki başka mecralar çıkaracak. Ama hani sinema bir şekilde... ...hayatımızın sonuna kadar aslında... ...belki dünyanın sonuna kadar... ...kalacak eserler üretiyoruz. O yüzden çok önemli diyorum yaptığımız her iş. Fakat bir yandan da ayak uydurmak zorundayız bunlara. Yani sinemalar devam edecek ama bir yandan da dijitale uymak zorundayız. Hatta bugün derse girmeden bir önden bakayım dedim. Yeni medya ve iletişim. Ee, bir yerde şey diyor işte yeni çağ diyor CD ve DVD. Ben geçen akşam evdeki bütün DVD'leri attım yani. yani. Çünkü DVD değil artık yani yeni bir şey çıktı. Bunun arkasından yeni bir şey daha çıkacak. O yüzden de biz buna üretenler olarak e, ayak uyduracağız. İnşaatta da bu böyle ve hayatın her alanında bu, bu şekilde devam edecek. Bence şöyle bir sıkıntısı var De, dijital platformların e, aslında çok seçenek sunuyormuş gibi görünüp e, tek tipleştirmesi bundan ben çok rahatsızım. Bir sürü içerik var, bir sürü profil açabiliriz. Ancak ben izleyecek e, çoğunluk bir şey bulamıyorum. Ama e, ne bileyim Alkazar Sineması, Emek Rex e, şu an bir e, yaşıyor olsaydı. E, Bence çok daha e, alternatif filmleri sinemada izleyebilirdik. Fakat dijitalde e, de bunun e, iyi bir alternatifi var, movie. Orada çok daha fazla içerik görebiliyorum. Illaki bir şekilde su yolunu bulacak. Yani e, dijital platformlar hani bazıları e, ve evet, sıradanlaşacak, belki e, genel kitleye hitap edecek ama elbette ki alternatiflerini de üretecek ve e, yani. Onu göreceğiz. <laughs> Ama e, tabii ki sinemanın keyfi bir başka yani. <laughs> ya ekonomik olarak da etkiliyor tabii ki. Şimdi dört evet, kişilik hadi. bir ailenin <laughs> hesapladığı zaman... <laughs> pardon gitmesi çok evet. zorluyor. Diyor ki Aa, şimdi bir de onun yolu molu her şeyle. Benim e, çocukluğumda şöyle bir şey vardı. Yine o sosyal devlet gelirse işte bunların hepsi olabilecek şeyler, gerçek şeyler. Babam memurdu. Bize... E, Kart dağıtılıyordu. Bayağı bildiğiniz pembe kartlar. Ee, her gittiğimizde zımba basıyorlardı ona. Biz gerçekten yani sinemaya gidiyorduk bedava. Onu devlet veriyordu sana. Seni işte kültürel olarak evden çıkarıyor. Bir şekilde seni oraya e, yönlendiriyor. Ailece o zaman ne yapıyorsun hep beraber? Çünkü biz dokuz kardeş büyüdük. E, mümkün değil öyle bir şey zaten. E, o zaman güle oynaya o... Mis gibi çiçek kokuların içinde o fıskiyeli havuzun içerisinde atölye sinemasıydı hatta. Atölye sineması olmasının sebebi de demir çelik fabrikasının sinemasıydı. Yani bunlar çok özel şeyler tekrar inşallah o günlere kavuşuruz. İnşallah. Çünkü bunların hepsi gerçek yani olabilecek şeyler. Onun için çabalayalım hep beraber. Yani iktidar e, kontrol edemediği hiçbir kalabalığı bir araya gelsin istemiyor. Futbolu bile işte gerekirse seyircisiz oynatırız diyebiliyor ama bu değişecek. Bireyselliğe karşıyız o yüzden. <laughs> Sokak iyidir daima. Hep beraber olacağız. Soru var mı başka? Aslı nerede? <laughs> Aslı kibarca bizi bekliyor. <laughs> 17 dakika ee, geçmiş. O Aşmışız. zaman e, toparlıyoruz biz. E, son cümlelerinizi alalım. E, teşekkür ederim e, bizi dinlediğiniz için, sohbet ettiğimiz için. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi insan olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler.